Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte A101'de 80 liraya satılan Piranha webcam'in işe yarayıp yaramadığını test edeceğiz. İsterseniz hemen gelin kutusunu açalım. Evet, gördüğünüz gibi basit, sade bir kutumuz var. Hemen vakit kaybetmeden bu kutuyu açmak istiyorum. Hemen şuradan bıçak yardımıyla kestiğimde gördüğünüz gibi hemen kutumuzu açtık. Bakalım 80 liralık kutunun içerisinden bizleri neler karşılıyor. Hemen şöyle kutuyu açtığımda sadece webcam'imiz, kablosu, ekranda da gördüğünüz gibi garanti belgesinin bulunduğu bir kağıdımız da içerisinden çıkıyor. Hemen bunu kenara alıyorum. Kutunun içine baktığımda kutunun içinde başka herhangi bir şey yok. Bunu da kenara aldım. Hemen kameramızı bu şeffaf plastiğin içinden çıkarıp bunu da kenara alıyorum. Ya ilk hissiyat olarak biraz dandik açıkçası. Hani şöyle plastiğe vurduğumda gayet plastik bir ses alıyorum. Hemen burada gördüğünüz gibi C920'ye benzetmeye çalıştıkları bir ayak var. Bununla da monitöre sıkıştıracağız sanırım. Bunu birazdan zaten incelerken göreceğiz. Ben hemen buradan, burada bir tane sticker gibi bir şey yapmışlar ama bu sticker da çıkmıyor ve üzerinde çizikler var kameranın. Umarım burası plastiktir ve jelatindir ve çıkıyordur ama ben şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hemen bu kameranın işlevselliğine bakmak istiyorum. Bununla birlikte de zaten yayınlarımızda veya günlük hayatımızda kullanabilir miyiz? Bunu da test ederek sizlerle beraber göreceğiz. Evet, şimdi kamerayı ilk açtığımda karşıma böyle bir görüntü geldi. Bunun sebebi demin kamerayı kutusundan çıkartırken fark ettiniz mi bilmiyorum ama önünde böyle biraz çıkıntı vardı merceğin önünde. Muhtemelen oradan bir ayarlama yapabiliyor olabilirim. Hemen şöyle biraz ön tarafındaki merceği çevirdiğimde evet, gördüğünüz gibi netlik alabiliyorum. Şöyle biraz daha açtığımda şu an en net şekilde karşımda duruyor. Piranha webcam'imiz 1080p Full HD olarak geçiyor fakat 1080p olarak OBS'te açtığımda gördüğünüz gibi şu andaki gibi donmalar oluyor. Bu donmaları önlemeye çalıştım. Biraz daha ayarlarıyla oynamaya çalıştım. Fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Bir çözümünü bulamadım. Fakat şöyle bir durum var. Kamera ayarlarından 1920'ye 1080 değil de 1280'e 720 yaptığımda gördüğünüz gibi böyle bir ayar oluyor. Ve bu şekilde herhangi bir donma takılma olmuyor. Yani o blurlanma azalmış oluyor. Fakat burada da biraz enine bir görüntü alıyorum. Fakat şöyle bir olay var. 640'a 480 olarak kameramı ayarladığımda gördüğünüz gibi herhangi bir donma veya blurlanma olmuyor. Akıcı bir görüntü oluyor fakat renkleri biraz solgun olabiliyor. Fakat burada benim odamın ışığı da şu an az. Bunun da etkisi olabilir. Siz daha iyi bir ışıklandırmayla daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle oyun yayınlarında webcam'inizi küçük kullanacağınız için 640 piksel ayarlayarak sol üst köşeye konumlandırabilirsiniz kameranızı. Bu da oyun yayınları için makul seviyede kabul edilebilir bir kalite olacaktır. Tabii bu özellikleri sayıyoruz ve bunları sizlere anlatıyorum. Burada şunu kesinlikle unutmayalım ki 80 liraya aldığımız bir webcam bu. Ve sonuç olarak amaca hizmet ediyor mu? Ediyor. Şimdi sizlerle birlikte ilk önce bir mikrofonunu test edeceğim. Sonrasında da görüntülü bir Discord görüşmesi yapacağım. Hem de orada bir testini yapmış olacağız. Hadi şimdi mikrofon testine geçelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi görüntü kalitemizi 1280'e 720 yaptım. Biraz böyle kafadan bastırdı gibi gözüküyor ama gayet kafi. Şu anda da ses kaydını webcam'in kendi mikrofonundan alıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Aynı zamanda mikrofonda hiçbir filtre yok. Bunu da eklemek istiyorum. Hadi şimdi bir de Discord görüşmesi yapalım. Bir de orada testimizi gerçekleştirelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sevgili Bekir'le birlikte Discord görüntülü görüşme yapıyoruz. Bekir'in şu anda webcam'i Elgato Facecam. Bizim kameramızda A101'den satın almış olduğumuz Piranha 80 liralık webcam. Şimdi burada gördüğünüz gibi Bekir, beni görebiliyor musun? Evet, görebiliyorum. Sonuç olarak bu webcam'in görevi görüntüyü karşı tarafa iletmek. Bu görevi yeterli bir şekilde gerçekleştiriyor aslında. Yani sunduğu, vaat ettiği özelliği tamamen yapıyor. Fakat bunun kalite kısmına geldiğimizde çok fazla yoruma açık olduğunu düşünmüyorum. Sonuç itibariyle 80 liraya aldığımız bir webcam şu dönemde. Sevgili Bekir'ciğim sayesinde de Discord testimizi de gerçekleştirmiş olduk. Bekir, çok teşekkür ederim. Konuk oldun ve bu görüntümüze şahit oldun. Çok sağ olasın.
Teşekkür ederim. Ben sevdim yapıyorum bu arada 80 liraya göre. Güzel görüntü veriyor. Okay. Biraz da ışık olursa daha güzel bir görüntü olur. Evet, kesinlikle katılıyorum. O zaman görüşürüz Bekir. Görüşürüz kendine. Eyvallah. Geliyorum yanınıza. Tamam. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sonuca bakacak olursak A101'den 80 liraya satın almış olduğumuz Piranha Webcam kalite olarak bizi çok tatmin etmese de vaat ettiği görev olan görüntünüzü karşı tarafa iletme konusunu gerçekleştiriyor. Bununla birlikte 1080p'de bizleri hiçbir şekilde tatmin etmese de hareket ettiğimizde blurlaştırsa da daha düşük çözünürlüklere aldığınızda özellikle oyun yayını yapıyorsanız ve daha yeni başlamışsanız ve hiçbir bütçeniz yoksa başlangıç için sol üst tarafa veya sağ üst tarafa küçük bir şekilde webcam koymanız için gayet yeterli olabilir. Biliyorsunuz ki ben önceki videolarımda sizlere çok kez bahsettim. Webcam olmadan yayınları ben çok tercih etmiyorum. Yayınlarda mutlaka webcam olmalı. İnsanlar kimle muhatap olduğunu görmeli mantığıyla yaklaşıyorum. Bu da sizler için bu webcam'de bir adım olabilir. Sonrasında Twitch'te yayın açmaya başlayıp belki bir miktar para kazanıp üstüne para ekleyip daha iyi bir kamera alıp yayınlarınızı ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Hatta ben de şöyle örnek göstermek istiyorum. Ben de ilk yayınlara başladığımda A4'tekin bu webcam ile başlamıştım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi A6000 DSLR kamerayla devam ediyorum yayınlarıma. Belki bu sizler için biraz feyiz olur, sizler için bir motivasyon olur. Sizler de bu şekilde yayın hayatınıza daha enerjik, daha mutlu bir şekilde devam edebilirsiniz. Umarım bu inceleme videosu da sizler için faydalı olmuştur. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu kamerayı hem görüntülü görüşmelerinizde, Discord'da vesairede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Amacına hizmet ediyor sonuçta. Fakat ben işim gereği daha iyi kameralara alışkın olduğum için bu kamera gerçekten benim için çok kötü bir kamera. Fakat dediğim gibi amacına hizmet ediyor. Sizlere iletebileceğim görüşlerim bunlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.